Hayat şarkısı diziyorum. Yazar Merve Yıldırım. Bir resim çizelim. Üç kişilik. Mutluluğa ortak olmak. Gülen yüzlerin arasına katılmak. Yalnızlıkla yüzleşmemek. Evet evet bir resimde yer almakmış Hülya'nın isteği. Kalabalıklarda kendine yer bulmak. Sevdiklerinin arasından hiç ayrılmamak. Sevgi görmemiş küçüklüğünde. Yoksulluk ve yoksulluk peşini bırakmamış büyümeye çalışırken. Sevgisiz bir babanın sevgisiz bir kızı olmaktan kaçmış belki de. Sevmek istemiş ama en çok da sevilmek. Hülya'yı tanıdıkça yaralarına daha çok ortak oluyoruz. Yaptığı her şeyin sebebi bir resimde yer alabilmekmiş. Bu yaptıklarını haklı çıkarmıyor elbet ama anlaşılır kılıyor. Arada küçük bir fark var ve bu fark sayesinde benim kalbim daha çok acıyor. Aslına bakarsanız Hülya, Kerim'le nikah masasına oturduğu günkü Hülya değil. Kerim onu değiştirdi. Kerim kalbindeki iyi yeniden ortaya çıkardı. Ve Hülya da Kerim'i değiştirdi. Büyüdüler birlikte. Belki de onları aşk büyüttü. Büyütüyor. Bir düşe aşıktı Hülya. O düş gerçek olmak üzere. Hatta oldu bile. Kerim Hülya'yı seviyor. Net. Hem de öyle güzel seviyor. Öyle güzel bakıyor ki. Onları böyle gördükçe mutlu oluyorum. Çünkü aşk dokunduğu her yere güzellik saçıyor. Denizin tuzu karışıyor kadının saçlarına adamın gözleri ışıldıyor ve bize sadece hayranlıkla bakmak düşüyor. Bugün çok keyifliyim. Keyfimi doya doya paylaşmak istediğimden olsa gerek bir türlü konuya giremiyorum. Hep Hülya ve Kerim'den konuşalım istiyorum. Geleceklerine bakalım. Onların yerine hayal kuralım. Kuralım mı? Hadi bir resim çizelim mesela. Üç kişilik. Mutluluk yazalım. Sonsuz mutluluk. Aslında Hayat Şarkısı ekibi bir düş kurmuş bizim için. Bir sahne çekmişler aman aman. Mahinur Erguna, Cem Karcı'ya, Burcu Biricik'e, Birkan Sokulu'ya, Sibel Melek Ararat'a, Taha Yusuf Tan'a ve emeği geçen, böyle bir sahneyi düşleyen herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem bir sahneydi. Ağlattınız, keyif verdiniz, mutlu ettiniz. Geçmişle geleceği, muazzam kurgusuyla bir araya getiren hayat şarkısı, geçmişle geleceği aynı sahneye sığdırırken birçok çıkarım yaptım ben. Çocuk masumiyetlerini gördüm hırslarını gördüm. Kalp kırıklıklarını gördüm. Hülya ve Kerim'in kalbini gördüm. Etkisinden kolay kolay çıkabileceğimi sanmıyorum. Hoş çıkmak da istemiyorum. Hülya ve Kerim'in aşk yolculuğunda her daim yanlarındayım. Sevsinler, sevilsinler, mutlu olsunlar. Hatalar affedilir, yanlışlar düzeltilir. Artık onları ayrı düşünmek zor. Alıştılar birbirlerine. Mehmet'le birlikte güzel bir aile oldular. O yüzden beraber iyileşsinler istiyorum hatalarını beraber telafi etsinler. Hülya, Cem'le karşılaştığında bu güzel ailenin dağılmasından korktu. Haklıydı. Yılların yalnızlığını, sevgisizliğini unutuyor Cevher ailesinin kalabalığında. Bayram Bey, Süheyla Hanım onu el üstünde tutuyor. Cem başına çok dert açacak olsa da Hülya başının çaresine bakar. Fakat azıcık silkinip kendine gelmesi gerek. Cem'i görünce bir anda yıkıldı, toparlayamadı. Ben bunu Cem'den etkilenmek değil de Kerim'i kaybetmekten korkmak olarak yorumladım. Açıkçası Cem'e çok büyük bir aşk duyduğunu düşünmüyorum. İş görüşmesinde kıyafetleriyle ilgili duyduğumuz iç sesi etkilenmekten daha çok bilerek yakınlaşmak istediğini düşündürttü. Bakalım anlarız yakında. Yalnız Cem'i hiç sevmedim. Bir insan bu kadar kasıntı olabilir. Herkes çok iyi oynamasa bu kadar sırıtmaz da belki ama dublajıyla, kasıntı yürüyüşü, çapkın bakışlarıyla pat diye gelen Cem bir an evvel gitsin diye Bayram gibi yerimde zor durdum. Bayram Bey'in Cem'i sevmemesine ise elbette ki bayıldım. Canım Bayram Bey. Cevher ailesini izlerken karnıma ağrılar giriyor. Bayram Bey'in ablasıyla uğraşması, ablanın ortalığı karıştırdıktan sonra afar topar köyüne dönmesi, tabak muhabbeti, kapı kırma sahnesi hangi birini saysam bilemedim. Süheyla'nın Zeynep'ten çok tabaklarını düşünmesi, Bayram Bey'in kriz anlarında bile espriyi elden bırakmaması ve dahası inanılmaz güzel bir dinamik içerisinde enfes anlar izledik yine. Kırık tabakları toplarken sarf edilen sokak hayvanlarının ulaşamayacağı bir yere koyun. Ağızları kesilmesin repliği ise güzel yürekli olmanın yansımasıdır. Teşekkürler Mahinur Ergun. Gelelim Hülya ve Meleğin hesaplaşmasına. Çok güzel bir sahneydi. Hülya'nın kırılganlığına rağmen düşüncesizliği, Meleğin itirafları, Hülya'nın fotoğraflara bakarak yatağa kıvrılması, Kerim'in onun saçlarını okşayarak uyandırması ise anlatılmayacak kadar güzeldi. Kerim büyüdü dedim ya hani, Hülya ve Melek'le beraberken bir kez daha gördüm bunu. Bencil değil, düşünceli bir Kerim'le birlikteydik o sahnede ve sağduyulu, sağduyu güzeldir. Melek ve Hüseyin'in önündeki engeller kolay kolay aşılmaz. Bir ayrılıp bir barışarak da olmaz. İkisinin bundan sonrasında neler yapacağını çok merak ediyorum. Çünkü haftaya olaylar daha çok karışıyor. Zeynep'in intiharı güzel bir finaldi. Hüseyin de Hüseyin diye dolaşan bir kadınla başka şey beklemezdim. Zeynep'in intihara giden süreci de güzel işlenmişti. Herkesle tek tek vedalaştı, boynu bükük bir şekilde odasına gitti. Yalnız o ruh durumunda bir kadını yalnız bırakmamak gerekirdi tabii. Ama ben böyle şeylere takılmıyorum. Sonuçta bir dram izliyoruz ve yanında biri olsa intihar edemezdi hikaye yönünü bulamazdı. Hikayenin yönü akarken Kerim'in düşünceli halleri ise kalp ben. Evdekilerin peşinden koşmasını, babasını düşünmesini, işini önemsemesini çok sevdim. Bazı ayrıntılar izlediğiniz sahnelere tat katar. Mesela Bayram'ın çocukları alıp dışarıya çıkması güzel bir ayrıntıydı. Ceren kuzum zaten şok oldu evin içinde. Kapı kırma sahnesinde ise kahkahalar attım. Bade tam Bayram'ın kızı tam. Gerilmiş bir halde diken üzerinde televizyona bakarken kahkahaları vermek hayat şarkısına çok yakışıyor. Bayram Bey'e ise yakışmayan bazı şeyler var. Mine'nin ormanın orta yerinde bırakılmasına göz yumması gibi. Bayram Bey de hatalarına, geçmişindeki kirli işlerine rağmen kötü bir insan değil. Ne gerek vardı bir kadını tek başına ormanın orta yerinde bırakmaya? Bayram Bey'in her kriz anında kendiyle ilgili bir şey çıkabilecek olmasından korkmasını ise çok seviyorum. Daha neler neler çıkacak kim bilir. En nihayetinde yine şahane bir bölüm izledik. Her geçen gün çıtayı bir tık daha yukarı koyarak keyfimize keyif katan Hayat şarkısı ekibine binlerce teşekkür. Nicelerine. Sizler 8. bölümü nasıl buldunuz?